İsim bir tane. Yunus Bey, Yusuf Bey. Anam. Yerlerinize oturun, ayrılmayalım. Sayın Cumhurbaşkanımız ve saygıdeğer eşleri hanımefendinin öncülüğünde sıfır atık projesi bütün Türkiye'de başarıyla yürütülen önemli ve değerli bir proje. Yine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın da öncülüğünde bu projeye biz de destek oluyoruz. Burada gerçekten çöplerin ayrıştırmasını gözlemliyoruz, gözlemleyeceğiz. Şimdi ben de kendi konutumdaki ve valilikteki çöplerin ayrıştırılması talimatını şimdiden verdim. Ya biz gelip buraya koyacağız veyahut da belediyeyle iletişime geçeceğiz. Diyeceğiz ki biz çöplerimizi ayrıştırdık. İşte cam şişe burada, diğer şişeler, işte diğer çöpler burada. Gelin alın diyeceğiz. Bunun ekonomiye de çok ciddi bir katkısı olduğunu özellikle ifade etmek isterim. Tabii çevre haftası dolayısıyla bir arada bulunuyoruz. Yakutiye Belediye'miz hakikaten çevreye duyarlılığı, sıfır atık projesi gereği önemli bir proje yaparak bugün hizmete sokuyor. Tabii yine sıfır atık deyince israf akla geliyor. İsrafın da dinimizde haram olduğu, yiyebileceğimiz kadar yememiz gerektiğini ve israf etmememiz gerektiği bize tembih ediliyor. Bunun için üzerimize düşen neyse inşallah bunu yerine getirmemiz gerekiyor. Ayrıca çevre olarak, Büyükşehir Belediyesi olarak atık sularımızı çevreye akıtmamak üzere büyük bir arıtma tesisi kurduğumuzu, bütün atık sularımızın arıtıldıktan sonra çevreye bırakıldığını, temiz su olarak bırakıldığını ifade etmek isterim. Ayrıca yine katı atık dediğimiz döküm alanımızın da elden geçirildiğini, önce oraya gelen çöplerin ayrılıştıktan sonra gerek kağıt, gerek naylon, gerek metal ürünler olmak üzere cam ve metal olmak üzere ayrıştıktan sonra dönüştürülemeyecek kısımların ise orada bertaraf edildiğini, ayrıca bertaraf edilen kısımdan da elektrik elde ettiğimizi ifade etmek isterim. 2,5 megawatt elektrik elde ediyoruz. Çevre ilçelerimiz, hatta çevre il olan Artvin'in de çöplerini inşallah buraya getirerek ayrıştıracağımızı ve daha sonra da kalan kısmını da elektrik üretiminde kullanacağımızı ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle çevre haftasının hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah yapılan çalışmaların verimli, faydalı olması temenni ediyorum. Malumlarınız üzere 1-7 Haziran çevre haftası ülkemizde kutlanmaktadır ve bu yılki teması da sıfır atık. Bizler tabii 3 yıldır bu sıfır atıkla ilgili ciddi çalışmalar yaptık. Ülkemizde malumlarınız üzere Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 2017 yılında bu projeyi açıklamasıyla beraber hızlı bir şekilde tüm kamu kurum ve kuruluşları bu anlamda hedefe ilerlemeye başladılar. Bizler de son 3 yılda bu anlamda çok ciddi atılımlar yaptık. Bakanlığımızın belirlemiş olduğu şartları yerine getirerek Doğu Anadolu'da sıfır atık belgesi almış ilk belediye olma hüviyetini almış olduk. Şu anda da halihazırda bu belgenin sahibi tek belediyeyiz. Tabii ki diğer belediyelerimizin de bu anlamda ciddi çalışmaları var. Onlar da yakın zamanda bu belgenin sahibi olmuş olacaklar. Tabii sıfır atık çok kapsamlı bir kavram. Bizim aslında kültürümüzde ve dinimizde olan israf haramdır düsturunun aslında yoğunlaştırılmış bir şekli.
Yani fazla, ihtiyaçtan fazla üretmemek, ihtiyaçtan fazla tüketmemek, tükettiğimiz ürünlerin de tekrardan geri dönüşümle tekrardan ürün olarak değerlendirilmek sıfır atığın genel prensiplerini oluşturuyor. Bugün tabii içinde bulunmuş olduğumuz bu tesis de bu sıfır atık projesinin bir parçası. Burada biz 14 çeşit atığı efendim ayrıştırarak burada depolayıp daha sonra da geri dönüşüm tesislerine transfer edeceğiz. Ayrıca burada yine mutfak atıklarından efendim gübre, kompost dediğimiz gübrenin elde edildiği bir ünite kurduk. Şu anda ünitemiz çalışmaktadır. Bununla da yine mutfak atıklarını efendim gübreye dönüştürerek değerlendirmiş olacağız. Çevreciyiz, çevreci bir belediyeyiz ve bunun gereklerini yerine getiriyoruz. Aynı zamanda bu tesiste minik yavrularımızı efendim hem görsel olarak destekleyecek hem de eğitim materyalleriyle destekleyecek bir eğitim merkezi ve simülasyon odamız var. Buradan okullarımızdan sırayla çocuklarımız belli periyotlarla buraya getirilerek hem tesisimizi görecekler, hem geri dönüşümle yapılan hizmetleri tanımış olacaklar, hem de bu konuda onlardan beklentilerimizi onlara inşallah güzel bir şekilde aşılamış olacağız. Tabii bu noktada bizler bunu kompleks bir çalışmayla yürütüyoruz. Çocuklarımıza bu efendim durumu sevdirmek, bu projeyi sevdirmek için iki tane de maskot karakteri oluşturmuş olduk. Yakutiye Belediye'mize ait Yakutcan ve kedisi Mırmır diye adlandırdığımız. Bunlar da sempatik bir ilişkiyle çocuklarımıza efendim sıfır atık, geri dönüşüm ve tasarruf konularında israfın efendim kötülüğü, çevre kirliliği vesaire, hayvan sevgisi hepsini birlikte inşallah çocuklarımıza aşılamış olacağız ve yarınlarımıza daha mutlu, daha kıymetli bakmış olacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin ve la udvana illa ala'z zalimin. Din mucibinde yiyiniz, içiniz israf etmeyiniz ayeti celilesi gereği amel etmeyi cümlemize nasip eyle. Allah güzeldir, güzelleri güzel olanları sever, düsturunca hareket etmeyi bizlere nasip eyle. Hayırlı uğurlu olsun. Kurdeleyi besmele çekerek kesiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah hayırlı uğurlu etsin diyorum.